1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Herkesin gözü kulağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine sonrası yapılacak açıklamadaydı. Erdoğan 1 Temmuz'dan sonra yeni dönem başlıyor diyerek duyurdu. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Yeni normalleşme adımları açıklandı. Bu kapsamda 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen kalkacak. Şehirler arası seyahat sınırlaması sona erecek. Kamu kurum ve kuruluşlarda da normal mesai düzenine geçilecek. Peki vatandaşlar bu konuda ne düşünüyor? Olması gereken oldu yani. Nasıl olsa aşılar başladı. Herkes daha güvenli. En azından sosyal aktivitelerimizi biraz daha sosyal mesafeye uyarak. Yani daha iyi şeyler olacak bundan sonra Allah'ın izniyle. Aşıların hani hızlı olması sevindirici, güzel. İnşallah daha iyi olur. Bizce yaz geliyor, açık hava. İşte çocukları çıkaracağız, kendimiz havalanacağız. Kışın çok kapandık. Bence iyi olur. Çünkü her türlü hastalık şu anda Türkiye'de, dünyada, her tarafta malum. Şu anda tabii herkes aşılama döneminde iyi ama daha iyi günlerimiz inşallah olur. Kararları olumlu buluyorum. İnşallah daha da iyi olsun. Bir an önce normalleşmekte fayda var. Herkes için. Sizin için de öyle değil mi? Sağlık yönünde bir sıkıntı olmayacağı için bence güzel. Ama tabii ki bunun rehavetine kapılıp insanların hala eskisi gibi hareket etmediği sürece bence yapılması gereken bir şeydi. Çünkü durumlar belli. Esnaf, kan alıyor herkes. İnşallah halkımız da bu işe uyar. Daha sağlıklı günler hep beraber bizleri bulur. İnan ki hiç hoş olmadı. Yani hiç kendini korumuyorlar. Vallahi ben hiç hoş bulmadım. Bence zaman geldi artık. Öyle görüyorum, aşılama hızlandığı için normal karşılıyorum yani. Bizim çok ihtiyacımız vardı. Çünkü işler hiç yolunda gitmiyor yasaklar olunca. Artık inşallah iyi olacak ya. İnşallah vakalar da düşer. Rehavete kapılıp böyle salmazsak, bırakmazsak, vaka sayılarını da düşürürsek artık güzel olacak. Çünkü özledik malum normalleşmeyi. Bir an önce şunlardan da kurtuluruz inşallah.